Değerli arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Metin Kürmoğlu hocam. Değerli arkadaşlar bu video serimizde TYT Türkçe ders notlarımızla sizlerle beraber olacağız. Ders notlarımızı sizlerle paylaşacağız. Zaman zaman bu ders notlarımızın içinde soru çözümlerimiz de olacak. Değerli arkadaşlar birazdan görüntümü ekrandan alacağım. Çünkü dikkatinizin dağılmamasını istiyorum. Direkt ders notlarına yoğunlaşmanızı, odaklanmanızı istiyorum. Ders notlarımızı izlerken aklınıza takılan sorular olursa aşağıdan yorumlar bölümüne de yazabilirsiniz. Aynı zamanda ders notlarımızı izledikten sonra, notlarınızı aldıktan sonra videonun üstündeki kartlara tıklayarak oradan TYT 3 adım e, video listemize, oynatma listemize ulaşıp konuyla ilgili test çözümlerini de görebileceksiniz. Haydi şimdi görüntümü alıyorum arkadaşlar ekrandan. Haydi şimdi ders notlarımıza geçelim. değerli arkadaşlar sözcük düzeyinde anlam dediğimiz zaman öncelikle karşımıza gerçek anlam gerçek anlamlı sözcükler çıkmakta sözcüğün temel ve yan anlamlarından oluşan anlama Biz gerçek anlam diyoruz bunu iki ayrı başlık altında ayrıntılayabiliriz birincisi temel anlam ikincisi yan anlam yani yakıştırma anlam. Temel anlam dediğimiz zaman sözcüğün zihnimizde uyandırdığı ilk izlenimdir. Yani bir sözcük söylendiği zaman çoğunluk tarafından hangi anlam ön plandaysa ona biz temel anlam diyoruz. Temel anlam kelimenin tek başına düşündürdüğü anlamdır arkadaşlar. Buna sözlük anlamı da denir. Değerli arkadaşlar sözcük temel anlamda kullanılmışsa onun yerine aynı anlama gelebilecek başka bir sözcük kullanılmaz. Bu noktaya lütfen dikkat edelim. Bir diğer anlam ise yan, yakıştırma anlam. Bu da gerçek anlamla bağlantılı olan bir anlamdır. Kelimenin temel anlamına bağlı kalarak kazandığı yeni anlamlara biz temel anlamın yanında oluşmuş anlama, yan anlam yani yakıştırma anlam diyoruz. Kelimeye ilgi veya benzetme sonucu yüklenen anlamdır. Değerli arkadaşlar yan anlam zaman içinde gerçek anlamın yeni anlamlar kazanarak birden fazla anlamı karşılamasıyla olur. Dolayısıyla her yeni anlam kazanması anlam genişlemesi adıyla adlandırılır. Anlamı genişleyen kelimenin kazandığı her anlam yan anlam yani yakıştırma anlamdır. Değerli arkadaşlar Anlam bilgisi düzeyinde, sözcük düzeyinde bir diğer ikinci e, anlam mecaz anlamlı kelimelerdir. Sözcüğün gerçek anlamının dışındaki anlamına biz mecaz anlam diyoruz. Değerli arkadaşlar, şimdi şu örnekler üzerinde duralım beraberce. Bu örneklerimiz karma olacak, hem mecaz anlamlı kelimeler hem de yan anlamlı kelimeleri birlikte göreceğiz. Şimdi birinci cümlemiz şöyle. Başımın üstünden yorgun bulutlar geçer. Kelimesindeki geçer kelimesine dikkat edelim. Altını çizelim. Altını çizili olarak görelim. Şimdi ikinci cümlemize dikkat edin. Aklımdan sen geçersin. Burada da geçersin kelimesinin altını çizelim ve bu kelimeye dikkat edelim. Bakın birinci de gene geçer kelimesi. ikincide de gene geçersin kelimesinin içine geçer kelimesi geçti. Ve Şimdi dikkat edin, bir geçmekle ilgili bir e, kelimenin e, daha geçtiği cümle görelim. İplik iğnenin deliğinden zor geçti. Burada geçtinin de altını çiziyoruz ve bu geçti kelimesine de dikkat ediyoruz. Arkadaşlar, şimdi birinci cümlemizde başımın üstünden yorgun bulutlar geçer kelimesindeki geçere dikkat ederseniz burada bir temel anlamın e, yer aldığını göreceksiniz. Buradaki geçmek kelimesiyle. Ama aklımdan sen geçersin dediği zaman mecaz anlamı olduğu bariz olarak gözüküyor. Çünkü bir kişinin aklımızın içinden geçmesi, gerçek anlamda geçmesi mümkün mü? Burada ne yapıyor? Bir hatırlatma anlamı değil mi? Ee, ön planda. Dolayısıyla burada bir mecaz anlam olduğunu görüyoruz. Fakat dikkat edin iplik iğnenin deliğinden zor geçti derken burada geçme eylemi gerçek anlamla bağlantılı dikkat edin. Fakat yeni bir anlam kazanmış e, anlam genişlemesi yoluyla ve burada da yan anlamlı bir kelime olarak kullanmış. O zaman bu üç cümleye dikkat ettiğimiz zaman birinci cümlemizde temel anlamlı kullanılmış, ikinci cümlemizde mecaz anlamlı ve üçüncü cümlemizde yan anlamlı olarak kullanılmış. Bir farklı e, cümleye geçelim. Elindeki taşları suya bir bir atıyordu. Cümlesine dikkat edelim. Dikkat ederseniz burada temel anlamıyla ne yapılmış? Kullanmış, atıyordu kelimesi altını çiziyoruz. Dikkat edelim. Ama şu cümleye dikkat edelim. Sırtına bir şal atmıştı. Burada da gene atma anlamı var, değil mi? Sırtımıza doğru. Burada temel anlamla bağlantılı anlam genişlemesi yoluyla yeni bir anlam kazanmış. Atmak ve yan anlam oluşturmuş. Fakat sevgili arkadaşlar, yabancılığı üzerimden attım derken dikkat edin yabancılığı üzerimden attım derken burada yabancılık kelimesinin atılması mümkün mü? Değil. Burada aslında ne demek istiyor? Çabucak alıştım değil mi? Ortama çabucak alıştım demek istiyor. O zaman buradaki attım yani yabancılığı üzerimden attım kelimesindeki atmak fiili yüklemimiz nedir anlam olarak mecaz anlamıdır. Şimdi yan anlamlı diğer cümlelere bakalım. Sıcak olunca ceketleri sırtımızdan attık. Bakın burada da yan anlam. Kedi yavrularını bahçeye atmışlar. Gene yan anlam. Öğretmen beni sınıftan attı. Burada da gene yan anlam. Ama bakın yabancılığı üzerinden attı derken burada mecaz bir anlam görüyoruz. Devam edelim sevgili arkadaşlar başka bir e, örnek karma cümleye. Burada bakıyor eylemi, bakmak eylemi üzerine duracağız. Evimiz caddeye bakıyor. Dikkat edelim. Duvardaki tabloya bakıyor. Arabasına iyi bakmamış. Babaanneme biz bakıyoruz. Dikkat ederseniz burada duvardaki tabloya bakıyorum derken temel anlamda kullanılmış e, kelime. Çünkü bakma eylemi, bakın duvardaki tabloya bakıyor. Öndeki bir e, görseli veya manzarayı veya herhangi bir varlığı değil mi? Seyretmek, seyrederek bakmak, gözleriyle onu temaşa etmek anlamlarını. Fakat evimiz caddeye bakıyor derken orada bir yön belirterek bakma eylemi yan anlam kazanıyor. Arabasına iyi bakmamış derken gene bir yan anlam kazanmış. anneme biz bakıyoruz derken gene bir yan anlam kazanmış değerli arkadaşlar. Ve şimdi şu cümleye dikkat edelim. Sen onun kusuruna bakma derken buradaki bakma kelimesi mecazdır. Burada kusur sevgili arkadaşlar aynı zamanda belli bir oranda soyut bir kavramı da karşılar. Buradaki bakma derken yani onun kusurunu affet, görmezden gel gibi bir anlam içeriyor. Dolayısıyla mecaz bir anlam kazanmış. Şimdi bir başka örneğe geçelim. Patlamak fiiliyle ilgili adam sıkıntıdan patlamış derken burada dikkat ederseniz patlamış mecaz anlamlı kullanmış. Çünkü sıkıntıdan patlamak gibi bir şey olmaz. Ama çocuğun balonu patladı dersek burada gerçek bir anlam var. Temel bir anlam var. Öyle değil mi? Çünkü balon patlar. Evet. Dolayısıyla adam sıkıntıdan patlamış derken iki patlama arasında anlam farkı hemen ...gözümüzün önüne gelmekte. Dolayısıyla... ...adam sıkıntıdan patlamış dediğimiz zaman... ...bir mecaz anlam karşılıyor. Ama... ...çocuğun balonu patladı derken... ...burada temel yani gerçek... ...anlam ortaya konmuş oluyor. Yan anlamlı cümlelerimize... ...bakarsak elbisenin dikişleri... ...patlamış. Su borusu... ...patlamış derken burada da... ...gene patlama eylemi... ...yan anlam kazanarak... ...farklı bir anlamda ne yapılmış... ...kullanılmış. Bir diğer... ...örneğimize bakalım... Çocuk daha konuşamıyor derken burada konuşma eylemi gerçek anlamda kullanmış. Yani temel anlamda kullanmış arkadaşlar. Ee, çocuğun henüz konuşamadığını ifade etmekte. Ama üst kattaki komşuyla konuşmuyoruz derken gerçek anlamla ilintili olarak bir yan anlam kazanmış. Yani küskün olduklarını ifade ediyor. Parti lideri yarın bu meydanda konuşacak derken burada da gene bir yan anlam görüyoruz. Biz de bu konuyu konuşuyorduk Derken gene buradaki konuşma eylemi bir yan anlam kazanıyor. Bakın dikkat ederseniz arkadaşlar temel anlamla nedir? Bağlantılıdır. Çünkü konuşma dil aracılığıyla olur değil mi? Ee, çenemiz, e, dilimiz, ağzımız ve ağzımızdaki boğumlanma noktalarıyla ciğerlerimizden gelen havanın ses tellerimiz e, aracılığıyla sese dönüşmesi e, sonucu konuşuruz. Bakın burada saydıklarımız birinci cümlemiz yani çocuklarla konuşamıyor temel anlam gerçek anlamda diğer cümlelerimiz ise yan anlamda ne yapılmış kullanmış Bunları da temel anlamla bağlantı. fakat şimdi mecaz anlamlı cümlemize dikkat edelim yasaların yerine yumruklar konuştu derken sevgili arkadaşlar burada mecaz anlamda konuşma kullanmış Çünkü yumruklar ne yapmaz? Konuşmaz. Burada kavga anlamda, kavga edildiği anlamında ifade edilmiş. Dolayısıyla buradaki konuşma eylemi, yasaların yerine yumruklar koş konuştu derken e, mecaz bir anlamı e, belirtiyor. Bundan dolayı e, bu diğerlerinden farklı. Arkadaşlar unutmayın, mecaz anlamda gerçek anlamla hiçbir anlam ilişkisi olmayacak. Yok. Hiçbir anlam ilişkisi. Ama yan anlamlı kelimeler dikkat edin ekrandaki cümlelerimize. Hepsi bir yönüyle veya birkaç yönüyle ne yapmakta? Temel anlamda yani e, yani gerçek anlamda ilişki kurmuş ve ilişkili e, olmuş. Dolayısıyla böyle bir ayrımı unutmayalım. Şimdi bir diğer e, örneğimize gelelim. Bu hafta hangi film oynuyor? Bilgisayarın tuşlarıyla oynama hastanın bacağı oynamıyor. Dikkat ederseniz buralarda ne yapmış arkadaşlar? Yan anlamıyla oyun kelimesi, oynamak kelimesi kullanılmış. Çocuklar bahçede oynuyorlar derken temel anlamda kullanılmış. Zaten çocukların oynama eylemi gerçek bir anlamdır ve e, tüm herkesin çoğunluğun bildiği, kabullendiği anlamdır. Dolayısıyla gerçek anlamda, temel anlamdır. Diğerleri yani bu hafta hangi film oynuyor? Bilgisayarın tuşlarıyla oynama. Hastanın bacağı oynamıyor. Kelimeleri, altını çizdiğimiz kelimeler, oynamak kelimeleri yan anlamlı. Çünkü çocuklar bahçede oynuyorlar kelimesindeki oynama fiiliyle, eylemiyle, anlamıyla bağlantı içinde. Dolayısıyla yan anlam kazanmış. Süreç içinde, zaman içinde anlam genişlemesine uğramış ve yan anlamlı kelimeyi oluşturmuş. Dikkat edin. Yan anlamlı kelimeyle Temel anlamdaki kelime arasında anlam ilgisi var, belirgin. Ama dikkat edin, talih bizimle oynuyor derken burada mecaz bir anlam kullanılmış. Çünkü talihin işte çocukların oynaması gibi, filmin oynaması gibi, e, hastanın, bacağının oynaması gibi bir anlamı yok, bir anlam ilişkisi yok. Dikkat edin, burada talih bizimle oynuyor derken talihin onlara yaramadığı, bu cümleyi ifade eden kişilere yaramadığı, e, onlara e, iyi gelmediği, e, o, onlara yaramadığı gibi bir anlamı ifade ediyor. Dolayısıyla burada mecaz anlamda ne yapmış kullanmış. Gene başka bir örneğimize gelelim. Lambalar yanıyor. Mangaldaki kömür yanıyor. Yemek yanmış. Ekinler susuzluktan yandı. Bu soruyu bilemezsen yandın. Bakın buradaki yanmak fiili, yanmak kelimesi ne yapmış arkadaşlar? Hem yananmam hem temel anlamda kullanmış son cümlemize dikkat ederseniz. Bu soruyu bilemezsen yandın. Burada ise mecaz anlamda kullanmış dile getirilmiş. Çünkü soruyu bilemezsek bizi yakmıyorlar değil mi? Yani bir ateşte yanma gibi bir şey yok. Dolayısıyla burada bir ceza alacağımız, zayıf alacağımız, öğretmenimizin kızacağı gibi bir anlam bizi karşılıyor. Fakat mangaldaki kömür yanıyor da bakın dikkat edin temel anlam gerçek anlamda kullanılmış. Ve diğerlerine baktığımız zaman onlar da gerçek anlamla bağlantılı olduğu için anlam genişlemesi yoluyla yan anlam kazanmış. Dolayısıyla son cümlemiz yani bu soruyu bilemezsen yandın mecaz anlamlı. Diğerleri ise gerçek anlam ve yan anlamlı kelimeler olarak e, sıralanmış cümlelerimizin içinde. Önemli bir nokta bakın arkadaşlar şimdi buna dikkat edelim. Organ adlarının doğaya aktarılması da yan anlam oluştur Mesela masanın ayağı derken, buradaki ayak arkadaşlar, insandaki ayak destek olma değil mi? Ayakta durmasını sağlama bir insan derken ayakla bir anlam ilişkisi kurmuş. Dikkat edin. Dolayısıyla masanın ayağı dediğimizde masayı da ayakta tutan dik tutan değil mi? E, bir e, parça masanın bir parçası e, insanda da insan vücudunun bir parçası ayaklar. Dolayısıyla buradan bir anlam ilişkisi kurduğu için e, ne olmuş sevgili arkadaşlar yan anlam oluşmuş. Gene kunduranın topuğu, suyun gözü, bıçağın sırtı, iki diş sarımsak, iki diş sarımsak derken diş kelimesi, sırt kelimesi, göz kelimesi, topuk kelimesi. Gene tarağın dişleri derken buradaki diş, çarkın dişleri derken buradaki dişler, bir baş soğan derken baş Çivinin başı derken buradaki baş. Yokuşun başı derken baş kelimesi. Uçağın kanadı derken kanat kelimesi. Uçurtmanın kuyruğu derken kuyruk kelimesi. Bunlar da yan anlam kazanmıştır değerli öğrenciler. Ve değerli öğrencilerim bir başka notumuza bakalım. Çamaşır suyu, papatya çayı, diş taşı, kestane kebabı, pamuk şeker gibi burada da işte suyu çayı taşı derken kebabı derken bunlarda da benzer özelliği görüyoruz soba için dirsek aldım mesela diyoruz yan anlam buradaki dirsek insan dirseğiyle bağ kurularak ifade edilmiş dağın eteğini evler yapmışlar derken etek kelimesi dağın alt bölümü arkadaşlar burada da gene bir yan anlam kazandı. Ee, sevgili arkadaşlar, bir önemli notumuz da burayla ilgili şu, dikkat edin. Bir kelimenin birden fazla kavramı karşılamasına çok anlamlılık denir arkadaşlar. İşte çok anlamlılık da anlam genişlemesi yoluyla da tabii ki karşımıza çıkmakta. Dolayısıyla çok anlamlılık dediğimiz zaman bir kelimenin birden fazla kavramı karşılamasını hatırlayacağız. Arkadaşlar üçüncü maddemize gelelim. Ad aktarması yani mecazı mürsel. Bir diğer adıyla düz değişmece. Şimdi sevgili arkadaşlar benzetme amacı gütmeden, benzetme amacı olmadan bir sözü başka bir söz yerine kullanıyorsak biz buna mecaz mürsel diğer adıyla adaktarması diyoruz. Arkadaşlar bu ad aktarmasını aynı zamanda edebiyat derslerimizde e, söz sanatları konusu içinde de görüyoruz hatırlayacağınız üzere. Burada anlam konusunu içerdiğinden dolayı anlamla ilgili bir söz sanatı olduğu için aynı zamanda kelimenin anlamıyla ilgili olduğu için bu konu içinde de görüyoruz ve sınavlarda çıkıyor. Bu konuyu kendi içinde bölümlere ayırabiliriz. Bir parça bütün ilişkisi. Sevgili arkadaşlar burada ya parça verilip bütün ya da bütün verilip parça anlatılmış. Şimdi şu örneklere dikkat etmenizi istiyorum. Bunlar duyarlı bir yüreğin şiirleridir dediğimiz zaman yürek kelimesine dikkat edelim. Bak bunlar duyarlı bir yüreğin şiirleridir. Yürek şiir yazar mı arkadaşlar? Yürek şiir söyler mi? Hayır. Burada yürekten kasıt nedir? Şairdir. Dolayısıyla burada şair ne yapılmış? Karşılanmış yürek kelimesiyle. Dergimizde ünlü kalemler yer alacak derken burada kalemler kelimesine dikkat edin. Burada kalemler kendi kendine yazmayacaktır, değil mi dergide. Dolayısıyla kastedilen kimdir? Yazarlardır. Bakın parça bütün ilişkisini burada görüyoruz. Gene arkadaşlar şu cümleye dikkat etmenizi istiyorum. Dünyanın en ünlü eldivenleri bu ringde karşılaşacak. Yani boksörleri kastediyor eldivenleri derken. Gene burada parça bütün ilişkisi e, ön planda. Hemen şu örneğimize bakalım bir beyit kirpikleri süzgün o ihanet dolu gözler rikkatle bakarken bile bir fırsatı gözler. Dikkatli bakarsanız arkadaşlar birinci Mısra'daki gözler kelimesi derken insanı, insanın gözlerini kastediyor, insanları kastediyor. Fakat dikkat edin insan unsurunu söylememiş. Direkt gözler parçayı söylemiş, bütünü kastetmiş. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar burada da bir mecaz mürseli görüyoruz. Gene başın sağ olsun derken Baş kelimesi tüm vücudu kastederek seni ifade ediyor. E, Teknik ikinci şahıs. Marmara'da her yelken uçar gibi neşeli derken gemiyi kastediyor. Yelken derken. Hepimiz ekmek parası için çalışıyoruz derken ekmek kelimesi geçim e, konusunu, geçimi ifade ediyor. Fatih İstanbul'u kuşatır derken burada Fatih Sultan Mehmet'in ordusu ve Fatih ile beraber ordusu kastediliyor. Şu sigarayı yaksana derken sigaranın ucunu yakmayı kastediyor. Yoksa sigaranın bütününü yakmayı kastetmiyor. Dikkat edin arkadaşlar. Gemi Mersin'e yanaştı derken burada kastedilen nedir? Limandır. Mersin limanıdır. Tırnaklarını hemen keseceksin derken tırnaklarını kelimesinde kastedilen nedir? Tırnakların ucudur arkadaşlar. Burada dikkat edin. Parça bütün ilişkisi karşımıza çıkmakta. sevgili arkadaşlar bazen de özellik verilir ve varlık anlatılır. Dolayısıyla bu noktada dikkat etmemiz lazım. Mesela dergiyi ikinci hamura basacağız derken aslında kastedilen nedir? İkinci hamur kağıda basmaktır. Öyle değil mi? Bir diğer cümleye dikkat edelim. Yine beyazlar giymişsin derken burada beyazlar kelimesinde kastedilen nedir? Beyaz giysilerdi değil mi? Ama giysileri söylememiş. Bak dikkat ederseniz beyazlar demiş. Burada da gene bir parça bütün ilişkisi var. Otobüslere önden binilir, arkadan inilir derken önden ve arkadan kelimelerine dikkat edelim. Ön kapı ve arka kapı kastedilmekte. Dolayısıyla burada önden ve arkadan derken gene kapı e, kastediliyor. Parça bütün ilişkisi kastediliyor. Beni cepten ararsın derken cep telefonundan aramayı kastediyor Bu örneklerimiz değerli arkadaşlar bu örneklerimizi not alırsınız, hatta ezberinizde de olsun. Bir diğer e, mecaz mürsel e, ilişkisi örneği iç-dış ilişkisidir arkadaşlar. Ya iç verilip dış, ya da dış verilip iç anlatılır arkadaşlar. Mesela çaydanlık fokur fokur kaynıyor derken çaydanlık mı kaynıyor? Hayır. Çaydanlığın içindeki su kaynıyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla burada bakın iç dış ilişkisi var. Kaç gündür bu dosyayı inceliyorum derken bu cümlemizde dosya kelimesine dikkat edin. Aslında dosyanın içindeki evraklar inceleniyor. Dosyanın kendisi değil. Dolayısıyla burada da gene bir iç dış ilişkisi mevcut. Bir başka örneğimize bakalım. Tabağını bitirmeden kalkma sofradan derken tabağını kelimesine dikkat edin. Biz tabağı mı yiyoruz? Hayır. Tabağını bitirmeden kalkma sofradan derken tabağın içindeki yemeği kastediyoruz. Gene çayı getireyim mi derken çay kelimesine dikkat etmenizi istiyorum. Burada çaydanlık veya çay bardağı kastediliyor. Çünkü çaydanlığı getirmesen, çay bardaklarını getirmesen arkadaşlar çay gelmez, içilmez, değil mi? İkram edilmez. Dolayısıyla Burada da dikkat edin parça bütün e, ilişkisine. Ve suyu buzdolabına koy derken burada da şişeyi, sürahiyi kastediyor. Gene ayaklarını çıkarmadan girme içeri derken aslında ayakkabıyı çıkarmayı kastediyor. Ayaklarımız çıkmaz biliyorsunuz. Dolayısıyla e, parça e, bütün ilişkisi karşımıza çıkıyor. Bir diğer e, örneği Mecaz-ı Mürsel'in sanatçı eser ilişkisidir arkadaşlar. Burada da arkadaşlar... E, Eser yerine e, yazar e, verilir ve e, eser kastedilir. Mesela Tarık Buğra'yı hiç okumamış. Genellikle Mozart Mozart'ınlerin derken Tarık Buğra'yı Mozart kelimeleri burada kastedilen nedir? Onların eserleri besteleridir. Mesela hiç Ömer Seyfettin okudun mu derken derken ne kastediyoruz? Ömer Seyfettin okudun mu derken? Biz Ömer Seyfettin'i e, okumuyoruz değil mi? Ömer Seyfettin'in eserlerini, kitaplarını okuyoruz, hikayelerini okuyoruz. Bunu kastediyoruz. Bir diğer örnekleme ise arkadaşlar bölüm ise e, bu Mecaz-ı mekan insan ilişkisi arkadaşlar. Burada da gene e, mekan verilerek e, insanlar kastediliyor. Bakın mesela adresi bir de şu dükkana soralım derken dükkana derken dükkandaki kişilere, dükkandaki çalışanlara sormak kastediliyor. Belgeleri karşı masa imzalıyor derken karşı masadan kastımız karşı masada oturan memurlar, orada görevli olan memurlardır. Bir diğer örneğimize bakalım. Eve söylemeden gidemem derken, burada eve kelimesine dikkat edelim. Burada eve derken evdeki insanları, anne babamızı veya evde yaşayanları ne yapmaktayız? Kastetmekteyiz. Stadyum ayağa kalktı derken, mesela atılan gol sonucu stadyum ayağa kalktı derken, orada stadyum kelimesiyle kastedilen nedir arkadaşlar? Seyircilerdir. Dolayısıyla seyirciler burada mekan insan ilişkisi yönüyle ne yapılmış bir mecaz mürsel yapılmış. Gaziantep yazdan kalma bir gün yaşadı derken, orada Gaziantep halkı ne yapılmaktadır? E, Kastedilmektedir değerli öğrenciler ve e, değerli arkadaşlar bir diğer mecaz mürsel yapma yolu mekan durum ilişkisidir. Burada da şu örnekleri verebiliriz. Mesela dersten yeni çıktık derken burada dersten yeni çıktık derken dersten kelimesiyle kastettiğimiz nedir? Sınıftır. Yani sınıftan yeni çıktık demek istiyor. Yeni bir işe girmiş derken burada da bir iş yerine, iş yerinde işe başlamış. Bunu kastediyor. Dolayısıyla burada da mekan ve durum ilişkisini görebilmekteyiz. Bir diğer mecaz-ı mürsel yapma yolu yön ülke ilişkisidir. Burada da arkadaşlar e, yönler veya ülkeler söylenerek oranın halkı, oradaki devletler kastedilebilmektedir. Mesela bu oyuncaklar uzak doğudan geliyor derken uzak doğu ülkelerini kastediyor. İşte Çin, Tayvan e, gibi e, ülkeler nedir? Uzak Doğu'dadır. İşte Vietnam'dır vesairedir. Buralar nedir? O Uzak Doğu'dur. E, bunlar kastedilmekte. Gene Orta Doğu kaynıyor derken Orta Doğu'daki ülkelerde savaşın, e, sıkıntıların olduğu kastediliyor. İşte Filistin gibi, Irak gibi, Suriye gibi. Bunlar e, yön ülke ilişkisi bakımından ne yapmaktadır değerli öğrencilerim? E, Mecaz-ı Mürsel e, yapılmaktadır. Hem söz sanatı hem de anlam bakımından Mecaz-ı Mürsel'i e, bize e, anlatmakta göstermektedir. Şimdi değerli arkadaşlar dördüncü maddemize gelelim anlamla ilgili. Sözcükte anlamla ilgili sesteş yani eş sesli kelimeler. Arkadaşlar yazılışları aynı anlamı farklı olan kelimelere biz sesteş eş sesli kelimeler diyoruz. Gel gül dedi bülbül bül, güle gül gülmedi gitti bülbül bül, güle gül bül, 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 bül yar olmadı gitti. Burada birinci mısradaki güllere dikkat edelim. Gel gül dedi bülbül güle, gül gülmedi gitti. Burada gülmek eylemi ve e, sevgili arkadaşlar, çiçek olan gül. Değil mi arkadaşlar? E, ne yapılmış? E, eş sesli olarak, sesteş olarak kullanılmış. Eyleme vaktini zayi deme kış yaz oku yaz. Buradaki yaz kelimelerine dikkat edelim arkadaşlar. Eyleme vaktini zayi yani boşa harcama vaktini tüketme. Kış yaz deme yani mevsim olarak. Ne yap? Hem oku hem yaz derken yazma eylemi diğer yazla da mevsim anlamı verilmiş ve sesteşlik ortaya konmuş arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar dilimizde birçok kelime sesteşliğe uygun kelimelerdir. Şimdi bunlara örnekler verelim. Mesela al kelimesi, ak kelimesi, at kelimesi, kız kelimesi, kaz kelimesi, koy kelimesi, soy kelimesi, düş kelimesi, veya sözcüğü. Yol sözcüğü, it sözcüğü, kat sözcüğü, yat sözcüğü, saç sözcüğü, kaç sözcüğü, sol sözcüğü, yer sözcüğü, kıl sözcüğü gibi sözcükler, kelimeler sevgili arkadaşlar, e, ses teşliğe uygun yani eş sesli kelime olabilecek kelimelerdir. Bu kelimeleri not edelim ve yapabiliyorsak ezberleyelim karşımıza çıktığı zaman kullanalım. Ve devam edelim arkadaşlar. Hem eylem hem ad soylu sesteşi olanlar vardır dilimizde arkadaşlar. Yani hem fiildir hem de isim veya isim soylu veya eylem olarak karşımıza çıkan kelimeler de var. Mesela yüz kelimesi sayı anlamında geldiği gibi yüz kelimesi çehre yani başın ön tarafı. Yüz kelimesi yani yüzmek anlamında mesela denizde yüzdüm eylem olarak kullanmaktadır. Mesela sağ kelimesi yön anlamında olduğu gibi sağ kelimesi ölü olmayan anlamında da kullanmakta ve sağmak fiili eylem olarak ne yapılmakta? Kullanmaktadır. Dolayısıyla ad soylu ve eylem olarak kullanılan kelimeler var. Buna işte kır gezisi mesela doğa, kır saçlı, aklı karalı, kır bunları eylem şeklinde yeni örneklerimizde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Arkadaşlar adı soylu sesleşler de var dilimizde. Onlara da şu örnekleri verebiliriz. Mesela arı yani saf anlamında. Bir de arı, böcek anlamında kullanılan sesle, sesleş kelimelerimizdir. Mesela ben, kişi zamiri. Bir de ben, vücuttaki siyah noktalar. E, gene saz kelimesi, çalgı aleti olarak var. Bir de saz, sazlıklar vardır bilirsiniz, kamışlıklar. Burada da Kamış anlamında saz kullanmış. Gene kara siyah anlamında bir de toprak parçası olarak kara ne yapılmakta? Kullanmakta. Bu da sevgili arkadaşlar at soylu olarak sesleş kelimelerdir. Bunları dilimizde görüyoruz. Bir diğer e, sözcükte anlam konusu somut anlamlı kelimelerdir arkadaşlar. Somut anlamlı kelimeler dediğimiz zaman hemen arkadaşlar varlığını beş duyudan en az biriyle veya gelişmiş araçlarla algılayabildiğimiz varlıkları karşılayan kelimelere biz ne diyoruz? Somut anlamlı kelimeler diyoruz değerli öğrenciler. Mesela bakteri, gen, ışın, ışık, hava, ses, elektrik, ateş, toz, insan, beyin, ev, otobüs ve benzeri kelimeler nedir arkadaşlar? Somut e, kelimelerdir. Bunların varlığını en az bir e, duyumuzla ne yapabilmekteyiz? Algılayabilmekteyiz veya gelişmiş araçlarla varlıklarını algılayabiliyoruz. Dolayısıyla somut kelimelerdir. Bir diğer e, sözcük de anlam konusunun bir diğer unsur da soyut anlamlı kelimelerdir sevgili öğrencilerim. Soyut anlamlı kelimelerde varlığını duyularla ve gelişmiş araçlarla algılayamadığımız kavramları karşılayan kelimelere diyoruz. Mesela dostluk gibi, samimiyet gibi, inanç, korku, güven, cesaret, akıl, utanç, hayal, rüya, cin, melek, sağduyu, aşk, nefret, hırs, ideal gibi kelimeler soyut anlamlı kelimelerdir sevgili öğrencilerim. Bunların varlığını duyularımızla ne yapmıyoruz veya gelişmiş araçlarla algılamıyoruz. Ama varlıklarını tabii ki biliyoruz. Bu kavramlar da nedir? Soyut Kelimelerdir. Bir diğer anlam bakımından kelime çeşidi, sözcük türü eş anlamlı kelimelerdir arkadaşlar. Sözcükler eş anlamlı yani anlamdaş kelimelerdir. Aynı kavram ya da varlığı karşılayan farklı kelimelere diyoruz. Mesela sözcükle kelime, uyakla kafiye, doğa ile tabiat, mecburi ile zorunlu, milli kelimesiyle ulusal kelimesi mesela, heyet kelimesiyle kurul kelimesi, teşhis kelimesiyle tanı kelimesi. Burada tıp kavramı olarak tanı. Tanıma değil dikkat edin arkadaşlar. Tanı tıp kavramı olarak kullanıyoruz. Mesela teşhis kişileştirme. Edebiyattaki kişileştirme anlamında kullanıyoruz. Terim anlamında. Mesela mezarlık kabristan. Mesela dize mısra. ...il vilayet. Sınav imtihan. Mana anlam. Mahsul sakınca gibi kelimelerde sevgili arkadaşlar ne yapıyoruz? anlamdaş kelime olarak görüyoruz. Diğer örneklerimizi de görmektesiniz. Evet. Değerli öğrencilerim, bir diğer çeşidimiz anlamına göre kelimelerde yakın anlamlı kelimelerdir. Değerli arkadaşlar, aynı kavramı karşılamayan ancak bazı ortak yönleri bulunan kelimelere biz yakın anlamlı kelimeler diyoruz. Mesela bakmakla seyretmek gibi, dinlemekle işitmek gibi, yalan ile yanlış kelimesi gibi. Mal, mülk kelimesi gibi. Ağrı, sızı, sancı kelimeleri gibi. Sıcağı sıcağına hemen kelimesi gibi. Dikkat edin bunlarda ortak yönler var. Ama tam olarak kavram birbirini ne yapmamakta? Karşılayamamakta. Dolayısıyla bunlara biz yakın anlamlı kelimeler diyoruz. Mesela bir başka örnek. Benimsemek kelimesine dikkat edin. Bir şeyi kendine mal etmek, sahip çıkma, kabullenmek demektir. Bir de özümsemek kelimesine dikkat edelim edilen bilgileri bireyin kendi öz malı haline getirmesidir. Dolayısıyla bakın burada benimsemek ve özümsemek birbiriyle yakın anlamlıdır. Gene ürkmek kelimesine dikkat edin. Bir şeyden korkup birden sıçramak. Korkmak kelimesi ise bir tehlike veya tehlike düşüncesiyle kaygı duymak, endişe etmek, korku duymaktır. O zaman ürkmek ve korkmak arasında da bir yakın anlam özelliği görüyoruz. Gene sıkılmak kelimesine baktığınız zaman can sıkıntısı duymaktır. Bıkmak kelimesine baktığınız zaman sürüp giden bir şeyi duygunluk veya yorgunluk nedeniyle istemez olma durumudur. İşte burada da gene sıkılmakla bıkmak kelimesi arasında ne var? Bir yakın anlam ilişkisi var arkadaşlar. Bir diğeri beğenmekle hoşlanmak kelimesi arasında görülmekte. E, beğenmek iyi veya güzel bakmak anlamında oluşmakta. Hoşlanmak ise hoşuna gitmek, hoş bulmaktır. Dolayısıyla burada da gene bir yakın anlamı ne yapmaktadır görmekteyiz. Sevmek ve bağırmak kelimesine, çağırmak kelimesine bakalım. Şimdi sevmekte de sevgi ve bağlılık duymak, gönül vermek e, anlamı var. Bu da gene hoşlanmak ve beğenmekle bir yakın anlam e, ne yapıyor? İçeriyor. Fakat bağırmak ve çağırmaya baktığınız zaman burada da ikisi arasında e, bir yakın anlam ilişkisi olduğunu görüyoruz. Bağırmak işte yüksek ve gür ses çıkarmaya diyoruz. E, çağırmak ise sevgili arkadaşlar birinin gelmesini kendisine yüksek sesle söylemektir. Dolayısıyla bu yakın anlamları görmekteyiz. Gene yani arkadaşlar çevirmek, döndürmek gibi kelimelerde de gördüğümüz üzere şu cümlelerde de yakın anlamı görmekteyiz. Kendimi bildim bileli bu evde otururuz cümlesinde altı çizili olarak kendimi bildim bileli kelime grubuyla bu köy öteden beri balıkçılıkla geçinir cümlesindeki öteden beri kelimesi arasında nedir arkadaşlar? Bir yakın anlam ilişkisi var. Bunu görmekteyiz. Sevgili arkadaşlar bir diğer örneğimize de bakalım. Burada mesela sakının bu insanlardan derken uzak durun bunlardan cümlesindeki sakının ve uzak durun kelime grubu Yine yakın bir anlamı ne yapmakta? E, içermekte. 2001 ÖSS'de çıkan bir soruda da şöyle bir cümle var. Bu kitapları belirlediğiniz ölçülere göre seçin, ayırın derken seçmek ve ayırmak kelimelerinde de gene yakın anlamı ne yapmaktayız? Görmekteyiz. Değerli arkadaşlar e, anlamına göre sözcüklerde bir diğer e, konumuz karşıt, zıt anlamlı kelimelerdir. Burada da zıt kavramlar yani karşıt kelimeleri karşılayan kelimelere sevgili arkadaşlar, kavramları karşılayan kelimelere daha doğrusu öyle diyelim, zıt kavramları karşıt kavramları karşılayan kelimelere biz karşıt yani zıt anlamlı kelimeler diyoruz. Az çok, ileri geri, ağır hafif, sıcak soğuk, uzun kısa zayıf şişman, açık kapalı yeni eski gibi gelmek, gitmek ağlamak, gülmek, sevmek nefret etmek, düşmek kalkmak eylemsilerinde olduğu gibi. Dolayısıyla Arkadaşlar bunlar da e, zıt anlamlı kelimelerdir ve bir tezat e, anlamı içermektedir. Aynı zamanda bunlar şiirde kullandığı zaman tezat sanatı da yapar arkadaşlar. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken çok önemli bir husus var sevgili öğrencilerim. Zıtlıkla olumsuzluğu karıştırmamak gerekir. Çünkü olumsuzluk dediğimiz zaman bir eylemin olmaması yapılmaması gibi bir anlam vardır zıtlıktan ziyade ve mame Olumsuzluk ekiyle yapılır. Bu çok önemli. Buna dikkat edeceğiz. Mesela gelmek kelimesinin e, olumsuzu gelmemektir arkadaşlar. Fakat gelmek kelimesinin zıttı yani karşıtı gitmektir. Dikkat ediyor musunuz? Bakın gelmek gelmemek. Burada bir zıtlık yok. Olumlu ve olumsuzluk anlamı var. Ama gelmek ve gitmek dersek burada karşıt anlam bizi karşılıyor. Yine bir başka örnekte akıllı akılsız dersek burada akılsız dikkat edin sız siz eki olumsuzluk eki e, yapım eki olarak gelmiş e, burada akıllı kelimesinin olumsuzunu ifade ediyor ama akıllının karşıtı nedir delidir arkadaşlar dolayısıyla burada da böyle bir durum var unutmuyoruz olumsuzluğu tezat anlamda ne yapmıyoruz karıştırmıyoruz sevgili öğrenciler ve değerli arkadaşlar renklerden sadece ak kara yani beyaz siyah arasında zıtlık vardır. Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımızda sadece yazılı soruları yok kültür, sanat, edebiyat dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına, yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarını esas alıyoruz. Oradaki konuları, oradaki soruları ve oradaki sorulara benzer soruları esas alıyoruz. Ve bu sorular orijinal sorular. Kanalımız eğitim, kültür, sanat alanında öncü bir kanal ve bu kanalımızda üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan, AYT sınavına hazırlanan ve okullarındaki yazılılara hazırlanan öğrencilerimize yönelik yazılı sınavları ve diğer testlerimizi bulacaksınız. Kanalımızı takip ederseniz çok iyi bir şekilde kendinizi hazırlamış olsa sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizle paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen evet. yorumlar kısmına yazın.